Türkiye bu kritik gündemde bir yandan da sistem değiştiriyor. Başkanlık sistemi getiren anayasa değişikliği paketinin görüşmeleri Anayasa Komisyonu'nda devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi veren madde de komisyondan geçti. Başkanlık sistemi getiren anayasa değişikliği görüşmeleri komisyonda devam ediyor. Gergin bir ortamda devam eden görüşmelerde AKP'nin önergeleriyle kritik değişiklikler yapılıyor. Bu kapsamda maddelere zaman zaman eklemeler, zaman zaman da çıkarmalar yapılıyor. Geliş sırasına göre okunacak aykırı. Örneğin AKP sonradan Türk vatandaşı olanların da Cumhurbaşkanı olmasına imkan tanıyan düzenlemeyi pakete soktu. Buradaki uyarımız doğru mu, uyarıyımız? Bu duruma CHP'den tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi ve doğuştan Türk vatandaşı ibaresinin Türk vatandaşı olarak değiştirilmesi önerisi kabul edildikten sonra "Yaptığınız şey doğru değildir, Türk devletine yazıktır" şeklinde bağırdı. Öte yandan 21 madde olarak komisyona gelen pakette 14 ve 15. maddelerin düşürülmesine karar verildi. Daha önce de yedek milletvekili düzenlemesi paketten çıkarılmıştı. Haber yayını hazırlandığı sırada teklifin 12. maddesi de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla komisyondan geçti. Bu madde Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı meclisi feshettiği anda hem meclis seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılacak.